Suriye'nin çok kritik iki koşulu var. Türkiye'nin askerlerini çekmesi ve silahlı gruplara verdiği desteği sonlandırması. Bunlar ön koşul gibi duruyor ama Türkiye masaya ön koşul olmadan oturmakta ısrar ediyor. O yüzden taraflar bu konuda bir anlayış birliği yaşamadığı için o görüşmeler ertelenmişti. Fakat Rusya yani oturmayı da bir başarı olarak gösterdi ve nihayetinde taraflar bir araya geldi. Ama bu teknik düzeydeki buluşmada yine Suriye tarafı kendi pozisyonunu yeniden tekrarladı. O yüzden Dışişleri Bakanları toplantısının önü ne kadar açıldı onu henüz bilmiyoruz. Bu büyük bir eksiklik. Tam barışı hedefleyen bir yaklaşım değil. Yani şu anda Kürtlerin bulunduğu bölge Suriye'nin neredeyse üçte birlik bir alanı, yani sadece Kürtler değil tabii, yani birlikte Araplar ve başka halklardan insanlarla bir araya getirdikleri bir proje var ve bu proje sonuç itibariyle bir çözüm öneriyor. Bu bölgedeki mevcut fiili yapıyı temsil eden insanlar Astana sürecinde, Cenevre sürecinde yer almadılar. Burada Türkiye'nin engelleyici bir şeyi var, pozisyonu var. O yüzden tabii ki Moskova'daki görüşmeler yani neyi hedefliyor ona bakmak lazım. Her şeyden önce Türkiye'nin amacı buradaki özerk yapıyı tamamen çökertmek. Yani Şam'la yapılan bütün müzakerelerde bu hedef gözetilerek ilerleme sağlanmak isteniyor. Buradaki barış aslında Ankara ile Şam'ın eskiye dönmesini hedefleyen bir yol haritası. Yani eskiye dediğim, yani 98'deki Adana Anlaşması çerçevesinde, mutabakatı çerçevesinde sınırlarla ilgili ortak düzenlemeler. Ancak sorun çok ciddi. Çünkü 98'den çok farklı bir tablo var sahadaki durum. Çok çetrefilli hale geldi son 10 yılda ve bu duruma yanıt verecek bir yaklaşım sergilenmiyor. Cenevre süreci de bu anlamda eksik, Astana süreci de eksik. Buradaki aktörler aslında kendi ulusal çıkarlarını ya da siyasi çıkarlarını çözümün içerisine enjekte etmeye çalışıyorlar. O yüzden biz buna tam olarak Suriye'nin şu anki içinde bulunduğu sorunlara yanıt verecek bir hani çözüm platformu olarak bakamayız. Elbette Türkiye'nin değişen politikaları var. Yani 2011'de bölgenin efendisi olmak Amerika'nın desteğiyle böyle bir planla, hevesle bütün bu işlerin içerisine girdiler. Ama bu olmadı ve çok sayıda plan, program güncellendi. Şu anki mevcut yapı tamamen orada Kürtlerin liderliğinde oluşturulan fiili bir özerk yapı var. Bu yapının gelecekte statü kazanmaması ve bunun engellenmesi. Şimdi bunu engellemek için sahada askeri operasyonlar düzenlendi ve bu kısmen başarı sağladı ama nihai olarak bu projeyi çökertemediler. Çünkü işin içerisinde artık başka aktörler var. Yani Amerika bölgede mesela Amerika'nın kendi gündemi var. Orta Doğu ile ilgili planlaması şu anda o bölgede kalmasını gerektiriyor. Tabii Türkiye'nin önüne bir bariyer olarak burada hem Rusya'nın hem de Amerika'nın kırmızı ışık yaktığını gördük. Ve şimdi Türkiye askeri olarak Afrin'de yapmak istediği şeyi Tel Rifat'ta, Menbiş'te, işte Kobani ve diğer bölgelerde de yapmak ve bunu tekrarlamak istedi. Bu olmayınca şimdi başka bir yol deniyor. O da Şam'la uzlaşarak, anlaşarak ortak bir siyasi tutum belirlemek. Burada dediğim gibi temel mesele Kürtlerle ilgili ya da Kürtlerin önderlik ettiği herhangi bir yapının anayasal olarak Suriye içerisinde bir çözüm planına dönüşmemesi ve bunun bir statü halinde işte hani ete kemiğe bürünmemesi. Bunu önlemenin önemli bir strateji olduğunu her açıklamalarda ya da bütün geliştirilen planlarda ortaya koyuyorlar.
Bütün mesele budur. Yani Kürtlerle bağlantılı. Çünkü içeride Kürtlerin, yani Türkiye içerisinde Kürtlerin karşılaştığı sorunlara dair herhangi bir barışçıl süreç geliştirilmedi. Bu süreç olmadığı sürece, yani içeride Kürtlerle barış sağlanmadığı sürece dışarıdaki sınırın altındaki Kürtlerin de kendi iç çözümlerini bulmasını tehlikeli gören bir yaklaşım sergileniyor. Yani AK Parti'nin ya da işte MHP, AKP koalisyonunun üzerinde yine devletin unsurlarıyla fikir birliğine vardıkları şey bu. Bunu ulusal tehdit olarak görüyorlar. Eğer içeride bir barış süreci başlamış olsaydı ve biraz ilerleme sağlansaydı, elbette sınırın altındaki gelişmeleri birazcık daha yumuşak karşılamaları gerekirdi. Ama maalesef çatışmacı bir strateji Türkiye'nin sınırların ötesinde de bu çatışmayı sürdürmesini gerektirdi. Bu mantıklı değil, insani de değil ama bu iktidarın bir tercihiydi. Şimdi bunun tıkandığını söylemek lazım. Yani askeri yolla sınırların ötesindeki Kürt varlığını, unsurlarını yok etme konusunda geliştirilen bütün harekatlar, askeri harekatlar, siyasi baskı mekanizmaları ya da ortakların üzerinden üretilen baskılar vesaire aslında istenilen sonucu vermedi. Büyük bir tıkanma var ve bu noktadan sonra işte mesela yeni bir sürecin hem içeride hem dışarıda yeni bir sürecin başlatılması kaçınılmaz hale geldi. Ama bunu iktidar şu anda kapasite olarak böylesi bir manevrayı alabilecek durumda değil. Daha doğrusu iktidar bunun farkında da yani Erdoğan bunun farkında fakat Erdoğan'ın şu anda koltuğunu borçlu olduğu iktidar bileşenleri buna izin vermiyorlar. O yüzden herkes olayın son derece farkında olmakla birlikte uluslararası toplumun da geldiği noktayı şu anda öteliyorlar. Yani bu uluslararası toplum geldiği nokta dediğim gibi şimdi Suriye'de mesela Suriye Demokratik Güçlerine ya da YPG'ye destek veren bir koalisyon var. Bu koalisyon Türkiye'nin de ortağı, NATO'daki müttefikleri. Şimdi bu çelişki Türkiye'nin Batılı ortaklarıyla olan ilişkilerini de önemli ölçüde örseledi. Şimdi Batılılar bu çelişkiden nasıl kurtulacaklar? Yani çelişki dediğimiz şey şu, Türkiye buradaki yapılara terör örgütü muamelesi yapıyor ama Fransa, İngiltere, işte ABD başta olmak üzere pek çok Batılı ortağı, NATO'daki müttefiki ise bu yapıyı askeri olarak destekliyor. Şimdi bu çelişkin ortadan kaldırılması önemli ölçüde Türkiye'de devletin yaklaşımının ya da hükümetin yaklaşımının yeniden gözden geçirmesine bağlı. Bir teşvik söz konusu. Seçimlerden önce de aslında bir ateşkes ya da çatışmasızlık durumu söz konusu oldu. Bu mesela dışarıdan çok dikkatle de izleniyor. Yani Kandil'den gelen açıklama yani deprem sonrası bir çatışmasızlık sürecine girildiğine dair açıklama dikkatle izleniyor. Şimdi bunu pratikte bir çözüm zeminine nasıl dönüştürebilirler? Tabii şu koşullarda çok sert bir seçim süreci yaşandığı için hiç kimse yani bunu yani iktidar kanadı çatışmacı, provoke edici ve yani savaştan yana çatışmadan beslenen taktik ve stratejilerini terk etmek istemiyor, istemeyecektir. Bunun nedenlerini hepimiz biliyoruz. Yani Millet İttifakı'nın, yani Kürtlerin oyuna olan ihtiyacı var. Erdoğan bu durumu düzeltemiyor ya da bu gidişatı değiştiremiyor. Bunu değiştiremediği için ancak bu ortaklığı terörize ederek sonuç almayı deneyebilir. Yani baktığımız zaman medyanın diline, açıklamalarına
tamamen herhangi bir barıştan yana barış önerisini çağrıştıran herhangi bir şeye tamamen olumsuz yaklaşan, bunu böylesi bir ortamı da tamamen terörize eden bir dil hakim. Bu hükümetin demek ki seçim sürecinde izleyeceği strateji aşağı yukarı belli. Onu gösteriyor.